Evet arkadaşlar konumuzun adı bilinç ve dikkat. Önce bilinç ne demek ona bakacağız. Bilinç farkındalık demek ve bilinçli olmayan bir takım hallerden bahsedeceğiz. Bilinç farkındalık demektir. Yani insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması durumudur. Mesela ne kadar bilinçli bir insan dediğimizde aslında farkındalığı ne kadar yüksek bir insan demek isteriz. Bilinç Sinirsel süreçler beynin yapısı gibi bedensel faktörlerle çok yakından ilişkilidir. Beyindeki bazı bölgeler açlık, doyma, zevk, acı, korku gibi süreçleri harekete geçirir. Ama çok karmaşık bir yapı olduğundan beyin hangi bölgenin hangi işlevleri yerine getirdiği tam olarak saptanamamış. Fakat biz biliriz ki mesela aşırı stres durumlarında midemize ağrılar girer ve mesela antidepresanların kullanılması da tamamen bununla alakalıdır. Şimdi farklı bilinç durumlarından bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi uyku. Rüya görme. Uykunun iki tane evresi var öncelikle birincisi nanrem evresi bu derin uyku bu dönemdekiler çok kolay uyandırılamazlar bu dönemde metabolizma düzenlenir büyüme hormonu salgılanır ve protein sentezi artar ve kişi eğer bu dönemde iyi uyuyamazsa sabah kendini yorgun hisseder hatta derin uykunun çok uzun bir süre sağlıklı bir şekilde alınamaması ölüme kadar götürebilir. REM dönemi ise hafif uykudur ve rüyaların en çok görüldüğü evredir. Aslında biz non-REM'de de rüya görürüz fakat çok derin uyku süreci olduğu için hiçbir şekilde bunları hatırlamayız. REM'de hızlı göz hareketleri olur, sinir sisteminin aktivitesi artar. Mesela rüya gören birisini izlediğinizde bu göz hareketlerini çok net algılayabilirsiniz. Rüyalar günlük yaşantıları yansıtırlar. Fakat rüyalar çok kompleks yapılardır ve rüyaları hala tam olarak çözümleyebilmek mümkün olmamıştır. Rüyaları geçmiş yaşantılar, ortam, fizyolojik durum, bilinçaltı gibi faktörler etkiler. Uyku sırasında beyin aktifleşir rüyalar yoluyla ve önceden edindikleri doğrultusunda kişinin sıkıntıları, beklentileri, hayalleri bu yolla ortaya çıkar. Rüyaların takibi kişinin korku kaygı ve beklentileriyle ilgili ipuçları verir. Rüyalar bilinçaltı isteklerini şekil değiştirerek karşımıza çıkmasına imkan verir ve duygusal bir rahatlama sağlar. Ve rüyalar uykuda bilincin pasif değil tamamen aktif olduğunun göstergesidir. Uyku öğrenilenlerin unutulmasını engeller. Bu yüzden şöyle bir tavsiye verilir sınava çalışan öğrencilere. En çok zorlandığınız konuları uykudan hemen önce çalışırsanız unutmayı zorlaştırırsınız. Ve kişilerde değişik nedenlere bağlı olarak uyur gezerlik, aşırı uyuma, apne, uykuya dalmada güçlük gibi birçok uyku bozukluğu görülebilir. Bilinç dışı durumlardan bir diğeri meditasyon. Aslında bu kavramlar çok bildiğiniz kavramlar. E, pek de sorularda karşımıza çıkmıyor ama yine bir kulak dolgunluğu olsun. Meditasyon zihni boşaltmak ya da düşünceyi aktif olarak bir nesne ya da fikre yönelterek yoğunlaşma sağlamaktır. Meditasyonda kişi beden ve zihin üzerinde ruhsal denetim sağlayarak gerginlikten kurtulmaya çalışır. Hipnoz. Hipnoz e, psikanalizm yönteminde kullanılan bir tekniktir. Bir kişinin başka bir kişinin duygu, düşünce, davranış ve algılarını kontrol etmesi durumudur. Yarı uyku halidir, telkin yöntemi uygulanarak yapılır, hipnoza irade durur. Hipnoz sırasında olanlar genellikle sonradan hatırlanmaz, gerçeklik algısı azalır ve halüsinasyonlar görülür. O yüzden hipnoz tehlikeli bir yöntemdir. Hatta dünyanın birçok yerinde yasaktır. Madde bağımlılığında bir takım Psikoaktif maddeler, alkol gibi, tütün gibi, kahve, tabii kahve ve tütün çok basit, eroin gibi, kokain gibi bir takım uyuşturucu maddeler yoluyla organizmanın uyarılması, gevşemesi, uyuması ya da uykunun önlenmesi gibi süreçlerin oluşması durumudur. Burada da bu maddelerin oluşturduğu bilinç durumlarının hoşa gider olması bireyleri bağımlıklar. Aslında bağımlılık önce tamamen psikolojik düzeyde başlar, sonra fizyolojik düzeye ulaşır. Müzik